Ne yaptın sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Paşam. Ben dayanamıyorum artık. Hem sizi hem kendimi bu beladan kurtarmak istiyorum. Canına kıyarak mı? Benim sarayımda üstelik. Neden kurtardınız beni? Nasıl geldiniz buraya? Size yazdığım mektubumu okudunuz. Ne mektubu? Aslanım, hayırdır inşallah? Hürrem. Ne olmuş ona? Yoksa sana haddini bilmeden beni mi şikayet etti? Onu bir daha sarayımda görmek istemiyorum valide. Bunu mu arıyorsunuz? Sizde miydi? Ben de kayboluyorum sandım. Nedir bu? Bu yüzden açmadım. Lakin keman kutusunda sakladığınıza göre bir hayli hususi olsa gerek. Hürrem'i göndermemi mi istiyorsun? Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Bir an evvel gereğini yapın. Bana bir izahat lütfedeceksiniz herhalde. Kusura bakmayın sultanım. Bir devlet sırrı.
Malumat veremem. Devletle alakalı mektupları keman kutusunda mı saklar oldunuz? Akşam bir hayli giren çıkan oldu odaya. Kimsenin eline geçsin istemedim. Nedir bu İbrahim? Nasıl bir sır bu? Yoksa bir aşk mektubu mu? Sultanım neler söylüyorsunuz? Neyle itham ediyorsunuz beni böyle? Ben sadece hakikati öğrenmek istiyorum. Madem bana itimadınız yok, madem size olan sadakatimden, aşkımdan kuşku duyuyorsunuz, buyurun okuyun o zaman hakikati. Neyse siz bilirsiniz. Validem. Aslanımla konuştum. Bir hayli öfkeli. Sen ne yaptın böyle? Malumunuz ben artık azat edilmiş hür bir kadınım. Sultan Süleyman'a bundan gayrı nikahsız birlikte olamayacağımı söyledi. Aksi halde bu bir zina değil midir? Ben mi yanlış biliyorum? Dinimizce büyük günah değil mi? Ne yapayım validem? Bana bir yol gösterin. Haklı olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda doğru ve yerinde davranmışsın. Aferin. Ancak yine de bu mevzuyu tetkik edip usuller neye emrediyorsa onu yapmak gerek. Paşam. Nigar Kalfa. Bu mektubu sultanım okusaydı eğer, neler olurdu? Ne diyorsun, değil mi? Affedin. Doğruyu yanlışı düşünemiyorum artık. Nasıl yazdım o mektubu? Nasıl koydum oraya? Hayal meyal hatırlıyorum. Keşke kurtarmasaydınız beni. Ölseydim her şey bitseydi. Sen kimsin ki be hatun? Senin hayatının benim için bir önemi var mı zannediyorsun? İlla öldüreceksen kendini git bunu başka bir yerde yap. Bu sana son ihtarım. Zinhar konuşmayacaksın. Sus, otur. En ufak bir hatanda bu sefer benim elimden olur ölümün. Şimdi odana git.
Sabahlar sultanım. Söyle. Nasıl söylesem bilemiyorum ki. Valide sultanımız der ki... Ne buyurmuş validemiz? Sizin saraydan ayrılacağınızı bize tebliğ etti. Ne ayrılması? Sizin için hünkârımızın Beykoz'daki av köşkü tahsis edildi. Bundan böyle Mihrimah Sultanımızla birlikte orada ikamet edeceksiniz. Anne nereye gidecekmişiz? Sultanım, müjde. Öyle bir şey duydum ki. Hayırdır inşallah. Hürrem Hatun saraydan kovuldu. Beykoz'daki av köşküne gönderiyorlarmış onu. Kulaklarıma inanamıyorum. Doğru söyle. Bir hata olmasın? Dahi Hatun Sümbül'e emir verirken duydum sultanım. Ne olmuş peki? Ben de henüz bilmiyorum. Valide sultanımıza kafa tutarsa olacağı budur. Vallahi ve tillahi. Valide sultanımızla bir alakası yok. Hünkârımız bizatihi kendisi emretti. Hayır, asla. Hünkârımız yapmaz bunu. Belli ki validemiz durumdan vazife çıkardı. Hangi durumdan? Esma! Esma! Buyurun sultanım. Sen Mihrimah, arkamdan kapıyı kilitle. Kimse içeri girmeyecek. Ama sultanım. Çekil önümden. Sultanım. Ben böyle bir kadın ne gördüm ne duydum. Aklına gelen şeytanlığa bak. Meğer sırf nikah kıydırmak için azat ettirmiş kendini. Ben de şaşkınım sultanım. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi bu. Kim verdi ona bu aklı? Merak ettim doğrusu. Gelme Aydevran. Valide. Ben bir şeyler duydum ama. Hürrem'i diyorsan doğru. Yarın sabah gidiyor. Bundan böyle adımını bile atamaz hareme. Size yine bir saygısızlık mı yaptı yoksa? Hop! Hile yapıyorsun. Yok ağam. Yok ağam. Ağam ağam. Ne ağamı? Kaşın gözün ayrı oynuyor belli. Al şu fincanı bir daha at. Aha! Hile yapıyorsun. Hile bas. Yine bir şeyler çevirdin sen. Tövbe tövbe. Tövbe tövbeymiş. Kız gibi hareketler. Düşeşiniz bol olsun halas. Hah. Hilebazların piri de geldi. Bana bak. Benimle iyi geçinirsen iyi edersin. Zira yakında elime düşebilirsin. O neymiş o? Haberin yok mu? Hürrem Sultan gidiyor. Nasıl, nereye gidiyor?
al köşküne sürgüne. Artık seni de burada tutmazlar. Yandın ki ne yandın. Celaut. Celaut-ül Ekber. Şeker ağa. Yalan söylüyordum ya. Koskoca sultan sürgün edilir mi hiç? Adı üstünde koskoca sultan. Yok canım. Olmaz öyle şey. Oh. Tatlım matlım bir şeyler var mı? Biraz çarpındım geldi. Hazırlayayım ağam, hazırlayayım. Şeker ağa, sen kalkana kadar ben kalpten gideceğim burada. Hadi. Tamam yahu. Hadi. Allah Allah. Allah Allah. Of. Sultanım. Hünkârımızla görüşeceğim. Bağışlayın beni. Lakin kimseyi içeri alamam. Hünkârımızın emri. Sana ne diyorsam onu yap. Sultanım, müsaadenizle geldiğinizi haber vereyim. Bekliyorum. Hünkârım, Hürrem Sultanımız geldiler. Söyle dairesine dönsün. Sultanım. Hünkârım. Benim sabrımı daha fazla zorlama. Sen hangi cüretle girersin böyle içeri? Sümbül geldi. Beni af köşküne yolladığını söyledi. İnanamadım. Çünkü yarın bana bunu yapmaz dedi. Bunu ben değil, sen yaptın kendini Hürrem. Sultanım. Mahidevran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olup biteni duydunuz mu? Az evvel söylediler. Hürrem hadise çıkarmış yine. Hem de nasıl. Kendi eteğine bastı yine. Bu kez düştüğü yerden kalkamaz. Mesele neymiş? Öğrenebildin mi? Beni neyle suçluyorsun Süleyman? Dinimizin vecibelerini yerine getirmek suç mu? Mevzunun bu olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Sen bana oyun oynadın. Sırf seni nikahımı alayım diye bana yalan söyledin. Beni bu çirkin oyuna alet ettin. Hayır, asla. Oyun yok. Ben sadece hayır işlemek istedim. Ama kölesin dediler. Hem senden hiçbir şey talep etmedim ki. Sen kendin azat ettin beni. Artık senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Senden gelen her cezaya razıyım. Yüzüme bakma, tamam. Sözüm yok, susarım. Evlatlarımdan ayırmayın beni. Madem bir oyun oynadın, neticelerine katlanacaksın. Süleyman. Çekilebilirsin.
haberi almışsın galiba. Kötü haber tez duyulur, malum. Üzülme. Ben başımın çaresine bakarım. Evet de, evet de ona ne şüphe. Bunu fırsat bilip üzerime gelme İbrahim. Yoksa yarın bıraktığım işi tamamlarım. En başından beri herkesi düşman belledin kendine sen. Lakin senin esas düşmanın bu bitmek bilmeyen hırsın. Sen kendi hırsının kurbanı olacaksın. Peki ya sen İbrahim? Sen kendi hırslarının kurbanı olmayacak mısın? Hürrem Sultanım giderse beni de gönderirler. Beni burada yaşatmazlar. Ne yapacağım ben? Durağan, telaşlanma hemen. Senin için hava hoş tabii. Diğer sarayda keyfin yerinde. Ya sorma. Ne demezsin? Bir elim yağda, diğeri balda. Keyfime diyecek yok vallahi. Hayırdır? Boş ver. Nigar kahve, bana itimadın yok mu senin? Anlatsana derdini. Bu derde derman yok ağam. Konuşturma beni. Hatice'm burada mı? Birlikte geldik hünkârım. Validemizi görmek istedi. Durumu nasıl? Menfur hadiseyi unuttu mu? Bu acı kolay dinmez hünkârım. Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. Aslan parçası. Baba, Vali Bey bana Almanca öğreteceğini söyledi. İtalyanca ne alemde? Her geçen gün daha iyi İtalyanca konuşurum. Âlâ. Lakin ben seni Farsça da öğrenmeni isterim. Zira Doğu'nun o muhteşem eserlerini kendi lisanında öğrenip vakıf olman için bu şart. Unutma, güneş doğudan yükselir. Medeniyet doğunun ışığıyla yürür topraklara. Kimden öğreneceğim bu Farsçayı? Madem bu kadar mühim. Ne dersin Pargalı? Ben Mustafa'yı kimseye emanet etmem hünkârım. Bizzat ben olacağım hocası. Beni de kimselere emanet edemezdin bir vakit. Ben sizi hiçbir zaman hiç kimseye emanet etmedim hünkârım. Sultanım, bu inat niye? Af dileyin. Yoksa gönderecekler sizi. Evet. Tam her şey yoluna girdi derken... Düşmanlarınızın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Vallahi zil takıp oynuyordur herkes. Tamam tamam, yeter susun artık. Ok yaydan çıktı bir kere. Ne olacaksa olacak. Ya bir daha dönemezseniz? Telaş etmeyin. Oyun daha yeni başladı. Ama bu oyun çok tehlikeli olmaya başladı sultanım. Evlatlarınızdan ayrı kalmaya değer mi? Sürgünü hiç düşünmedim. Bu ağır bir karar oldu. Ama yapacak bir şey yok. İstediğimi almak için sabırla katlanmak zorundayım. Sultanım, bu yol yol değil, yapmayın. Düşmanlarınızın gülüp oynamasına izin vermeyin. Güla, Nigar Kafa, gülsünler. Ne demişler? Son gülen iyi güler. Yazık. Evlatlarını da düşünmüyor. Annelerinden ayrı kalacaklar. Kapatalım bu mevzuyu artık. Hatice'm, sen nasılsın onu söyle. Validem, müsaitseniz sizinle bir şey paylaşmaya gelmiştim. Artık bebeğimi kucağıma almak istiyorum. Vakti gelmiştir. Siz ne dersiniz?
Çok sevindim Hatice. Ama gerçekten hazır mısın? Bazen kabus olup çöküyor her şey üzerime. Yumruk gibi saplanıyor acı. Lakin bunun sonu yok validem. İbrahim'e tekrar bir evlat vermeliyim. Bırak İbrahim'i şimdi. Sakın kendini zorunlu hissetme bunu. Yaşın genç. Evvela saatine kavuş. Elbette Rabbim size bir çocuk bağışlayacaktır. Kardeşlerimle gidecek mi? Sadece Mihrim'e. Annelerini özlemeyecekler mi? Sen bunları düşünme aslan parça. Kardeşlerim için çok üzülüyorum. Üzülme annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sultanım. Gene ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver, hamamı hazırlasınlar. Çabuk. Söyle bakayım. Ne kadar seviyorsun halanı? Ben de seninle gelmek istiyorum. Niye izin vermiyorlar? Mehmet, Mirim, siz içeri geçin. Esma gel. Çocukları al. Görüyorsun değil mi hallerini? Kıyarsın sen bu masumları. Ben ne yapıyorsam evlatlarım için yapıyorum. Onların hür bir anneleri olsun istedim. İstediğini de aldın. Hünkârımız seni azat etti. Daha ne istiyorsun? Hürrem. Sakın ola nikah hayalleri kurma. Görünmüş şey değil. Bu imkansız. Hanedanımızda çok uzun yıllardır padişahlarımızın nikah kıymaması adet olmuştur. Bu eski adetler dönemi bitecek sultanım. Her şeyin bir ilki vardır. Senin için üzülmüyorum artık. Zira başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Kıyafetim hazır mı? Terzilere nefes almadan çalıştırıp hazırlattım sultanım. Bu gece çok güzel olmak istiyorum. Zira bunun hasretiyle yandım tutuştum yıllardır. Rabbim şu zavallı kulumun feryadını duydu sonunda. Ben de hep dua ettim sultanım. Nihayet bu kabus dolu yıllar sona erdi. Derin bir nefes al, sakinleş.
Benim durumumdan daha kötü ne olabilir ki? Rahatla. Söyle, ne oldu? Ben size söylemiştim sultanım. Keşke af dileseydiniz. Mahidevran sultanımız bu gece halvete gidecekmiş. Hünkârımız ve validimiz bunu bilerek yapıyorlar. Sırf benim canımı yakmak için çağırıyorlar onu. İyi misiniz? Derin nefes alacağım. Sakinleş yüreğim. Güzel görünüyor muyum Gülşah? Sultanım, güzel de ne kelime. Hünkârımız gözlerini sizden alamayacak. Hazırlık durumları nedir? Merak buyurmayınız hasodabaşım. Beykoz'daki av köşkü hazır edildi. Yarın sabahleyin yola revan olacağız inşallah. Hala. Sultanımızın tek bir eksiği dahi olmayacak. Rahat etmesi için ne lazımsa yapın. İlaveten emniyetini ihmal etmeyin. Kuş dahi uçmayacak. Uçmaz. Sultanım, hünkârımızın kararını biliyorsunuz. Sizden ricam beni zor durumda bırakmamanız. Ben bunu vermeye geldim. Hünkârımıza verirsiniz. Hünkârım, sultanımız geldiler. Gelsin. Hürrem sultanımız geldiler. Bunu size vermemi isteyip gittiler. Bir emriniz var mı hünkârım? Yok, çekilebilirsin.
Hürrem Hatun. Af dilemeye mi geldin yoksa? Boşuna uğraşma. Git eşyalarını topla. Evlatlarına sarıl, uyu. Malum, bir ömür hasret kalacaksın onlara. Sultanım. Moralinizi bozacak ne dedi şimdi size? Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Ben seni yalnız bırakmam. Ben de geleceğim. Anneciğim, ne olur müsaade edin. Bizimle gelsinler. Orada ne yapacak basamasa? Üstüm koruyacak. Mehmet abimle, Selim'le bizimle gelsin. Beyazıt da gelsin. Olmaz. Bir şehzade saraydan ayrılamaz. Geleceğim. Bir şehzade annesinin yanında gider. Kime ne? Mehmet, benim aslan oğlum. Beyazıt ve Selim daha çok küçük. Abileri olarak onların başında olman lazım. Sen büyüdün artık. Kocaman oldun. Bir gün gelecek, baban gibi kuvvetli bir sultan olacaksın. Bu cihanı sen yöneteceksin. Ben sultan olmak istemiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Seninle bir hususu konuşmak istiyorum. Mustafa'mın sünnet düğününü en ihtişamlı şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu mevzuda senin de fikrini almak isterim. Ne vakit olmasını istersin? Madem büyük bir düğün olacak, baharda olmasında fayda var. Malum, halkımız Mustafa'yı çok sever. Herkes gelsin. Her bey, her sancak katılsın. Şehzadelerin de sünnetini yapmak sizin iktidarınıza nasip olsun inşallah. Biz de ona göre hazırlıkları tamamlarız. Âlâ. Hiçbir masraftan kaçınma. Mustafa'm çok mesut olacak. Lakin şehzadelerim Mehmet ve Selim için de aynı hassasiyeti göstermeni isterim. Merak buyurmayın. Annelerinin yokluğunu hissettirmem onlara. Çok çok soluveş.
cvilo, dok niz dječka kliče. Pojuhaju, pridnaju, ta muzika kraje. Bas bude skrika plaže, nije mihu jaje. U čo čo i čo čo čo, ta muzika kraje. Bas bude skrika plaže, nije mihu jaje. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme anne. Hepsine çok iyi bakacağım. Seni çok özleyeceğim. Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Size de. Uyumadınız mı hiç? Uyku tutmadı. Ben artık gideyim. Mustafa'm bekler. Mahidevran. Mustafa'mın senin gibi bir validesi olmasından ziyadesiyle memnunum. Bir derdin, bir sıkıntın olursa çekinme. Gel. Hünkârım. Benim sizin sevginizden, şefkatinizden mahrum kalmaktan başka derdim yok. Lakin sabırla ve tevekkülle beklediğimi bilmenizi isterim. Çabuk ol Şeker Ağam. Geç kalırsak sultanım çok kızar. Sabah sabah helva kavurduğum yetmiyor. Bir de gelmiş başıma vır vır ediyorsun. Hürrem Sultan isteyince sesin çıkmıyordu. Ona yaranacağım diye yapmadığınız rezillik kalmadı. Ama artık bitti. Herkes kendine bir çeki düzen verecek. Aksi halde vay halinize. Allah Allah. Allah Allah. Şahtın şahbaz oldun. Gülam, haremdeki gözüm kulağım sensin. Olan biten ne varsa gelip anlatacaksın bana. Anlatırım elbet sultanım. Ama siz gidince beni burada tutarlar mı bilmem. Ne yap et burada kal. Onlardan gibi görün. Kendin gelemiyorsan da başkalarını yolla. Burada neler olduğunu bilmem lazım. Emredersiniz. Sultanım, arabanız hazır. Gitme vakti.
Ben önden gideyim. Hünkâr, benim size olan aşkımı gökteki kuşlardan topraktaki karıncalara kadar her canlı şahit. Taşlar, duvarlar, ağaçlar bile anlatır sorsanız. Beni sizi kandırmakla suçladınız. Şayet böyle hissettiyseniz bağışlanmak için canımı vermeye razıyım. Lakin benim tek emelim hür bir kadın olarak size ve evlatlarıma layık olmaktı. Hünkârım, bu yüzük benim ruhum, kalbim. Onunla can buldum. Şimdi de sizin o mübarek ellerinize teslim ediyorum. Tekrar ait olduğu yere dönene kadar sabır ve tevekkül içinde bekleyeceğim. Aşkınızla aciz ve zavallı bedbaht Hürrem. Hünkâr Kalfa, sen de hazırlan. Saraya gidiyoruz. Sultanım, iyi misiniz? Yok bir şeyim. İşine bak sen. Sultanım, gelin şöyle uzanın buraya. Sultanım! Sultanım! Yetişin! Yardım edin! Sultanım! Ateşe hala düşmedi. Nerede bu hekim? Niye gelmedi? Eli kulağındadır sultanım. Gelir birazdan. Yavrum benim. Üzüntüden hasta oldum. Anne. Evet, ay parça, buradayım. Daha ne kadar kalacağız burada? Ben evime gitmek istiyorum. Maşallah sultanım. Gayet sıhhatlisiniz. Neden o kadar halsiz hissediyorum o zaman? Bu çok tabii bir tezahür. Lakin bundan sonra çok dikkatli olmanız lazım. Zira gebesiniz. Nasıl? Gebe miyim? Evet.
asker kalsam. Duydun mu Gebeyim? Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Bu haberle beni öyle mesut ettiniz ki. Misiniz? Sen söyle Fargalı, nasıl görünüyorum? Bir hayli üzgün ve kırgın. Ben nerede hata yaptım Fargalı? Neden ailemde, haremimde huzuru bulamıyorum? Bazen ateşler içerisinde yanıyorum sanki. Neyse aklından geçen söyle. Hünkârım, sultanımıza saygım sonsuz. Size olan hürmetinden ve aşkından da kuşkum yok. Lakin her şeyin fazlası zarar. Aşkım bile. Hünkârım, paşam, rahatsız ediyorum. Söyle Malkoçoğlu. Az önce bir haber aldım. Av köşküne bir hekim yollanmış. Kim hastalanmış? Mihrimah Sultan. Sen kimsin ki be hatun? Senin hayatının benim için bir önemi var mı zannediyorsun? Gel kalsam. Duydun mu Gebeyim? Allah yardım et bana. Bir yol göster. İflah et. Kurtar beni bu azaptan. Nigar kalsam? Sultanım. Putlara mı dua ediyorsun artık? Haşa. Seni hiç sevmiyorum Nigar. Ve zinhar güvenmiyorum. Malum. Hürrem'in can yoldaşısın. Yaptıklarını unuttum sanma. Burnundan fitil fitil getireceğim. Hürrem gibi. Sürgünlerde yoksulluk içinde gebereceksin. Ben geldiğinizi haber vereyim. Gözüm yok. Mahidevran. Sultanım. Ne çabuk aldın haberi. Ne haberi? Ben siz gelmeyince merak ettim. Biraz rahatsızlandım da. Eyvahlar olsun. Neyiniz var? Halsizlik var. Baş dönmesi var. Yakındır midem de bulanmaya başlar. Yoksa? Gebeyim. Duyduklarım doğru mu sultanım? Şükürler olsun Rabbim duydu sesinizi. Amin. Ben de yeni öğrendim. O yüzden gelemedim. Sultanım, bir isteğiniz var mı? Mahidevran. Yok, hayır. Çekilebilirsin. Derhal bir nazar boncuğu takın sultanım. Malum.
sarayda bir uğursuz dolaşıyor. Ne demek o? Nigar Kalfa. Ne olmuş Nigar Kalfa'ya? O ne zaman buraya? Sizin hizmetinize gelse bir felaket oluyor. Bence uğursuz o hatun. Bakışı, duruşu bir tuhaf. Lanetli gibi sanki. O burada sizinleyken içim hiç rahat değil sultanım. Validemizle birlikte gittiğinizde İbrahim Paşa'mız kovdu onu. Sordum, sual ettim. Sebebini öğrendim. Neymiş? Paşamız da bütün bu olup bitenlerden onu mesul tutuyormuş. Eğer vazifesini yapsaydı bu felaketler yaşanmayacaktı belki de. Boşuna günahını alıyorsun. Nigar Kalfa çok sadık bir cariyedir. Benim itimadım tam. İbrahim Paşa kızmış olabilir. Zira çok kötü şeyler yaşadık. Biraz da ben sebep oldum buna. Siz yine de beni dinleyin sultanım. Uğursuz o hatun. Bütün felaketleri üzerine çekiyor. Gönderin gitsin. Rabbim size tekrar bir evlat bağışladı. Onu gözünüzden bile sakınmalısınız. Hem gönderin dediysem sokağa atacak değiliz. Yaşı geldi geçiyor. Münasip bir eş bulup evlendirelim. Ne dersiniz sultanım? Bilmiyorum. Kendisi ister mi acaba? Neden istemesin? Haremde solup gidecek yoksa. Haklı olabilirsin Mahidevran. Ama önce münasip bir talip bulmak lazım. Rahat etsin isterim. İstediğimiz talip ayağımıza geldi. Nasıl efendim? Nigar Kalfa. Buyurun Nazır efendi. Paşamız buradalar mı? Erkenden Topkapı'ya gittiler. Birkaç çizim istemişlerdi benden, onları getirdim. Zahmet olmazsa kendilerine verirseniz. Elbette. Ben masasına bırakırım. Oyu hayu pridunayu solo veje beje. Він свою всю тачвіну до гніздячка кличе. У чо-чо і чо-чо-чо до соловежі пече. Він свою всю тачвіну до гніздячка кличе. Ой-гаю, притунаю, та музика крає. Баскуде скрипка плаже, мію-мігу яє. У-чу-чу і чу-чу-чу, та музика крає. Баскуде скрипка плаже, мію-мігу яє. Hünkâr. Ne vakittir bu halde? Sabah fark ettik hünkâr. Hekimler baktı mı? Baktılar hünkârım. Üşütmüş sultanımız. Böyle mi baktılar? Baba.
sevgilim, buradayım, geldim. Benim ay yüzlü sevgilim, altın saçlı hazinem. Yeni bir beşik getirttim. Hani söz vermiştik birbirimize bu hadiseyi unutacağımıza dair. Tatsız anları hatırlatmaktan başka bir işe yaramaz ki bu. Korkma, ben iyiyim. İbrahim, bugün öyle bir şey öğrendim ki Rabbime şükrediyorum. Yeniden can verdi bana. İbrahim, bir evladımız olacak. Çok özledim. Onlar da seni özlemişlerdir. Öyleyse neden gelmediler? Niye arayız biz? Hadi sen şimdi biraz uzan, iyice dinlen. Gitme baba, ne olur. Beraber uyuyalım. Sen istersin de ben senin yanında kalmaz mıyım? Anne babam burada kalacak. Süleyman, şehzadelerim burnumda tütüyor. İzin verirsen onları görmek istiyorum. Fazla kalmam. Bir görsem yeter. Beni evladımla yalnız bırak. Validem. Mahidevran. Biz de sünnet hazırlıklarını konuşuyorduk. Daha evvel de uğradım ama istirahatte dediler. Bir şey mi oldu? Hatice Sultanımızın sarayına gittim bugün. Hayırlı haberi benden duyun. Sultanımız gebe. Ne hoş. Hayırlı haber veren hayır bulsun. Mahidevran herkese söylemiştir bile. Söylesin. Validem de üstüme düşecek yine. Evvela ben. Gözümün önünden ayırmayacağım sizi. İbrahim. Ya ona da. De değil. Korkuyorum. Hatta bu yüzden Nigar Kalfa'yı bile göndermeye karar verdim. Sizi kızdıracak bir şey mi yaptın?
Yok. Fakat bütün felaketler o buradayken oldu. Mahidevran uğursuz diyor onun için. Bir suçu yok tabii ki. Lakin içime kurt düştü. Onu göndermeden rahat etmeyeceğim. Ben cebine bakarım. Hayır, öyle değil. Evlendirmek istiyorum onu. Hatta münasip birini bile buldum. Atrakçı Nasuh Efendi. Siz ne dersiniz? Pasoda başı olduğunuzdan beri yüzünüzü görmez olduk beyim. Şükür kavuşturana. Hünkârımız bu gece de sarayda yok. Yoksa yine çıkamazdı. Haydi. Beni unuttunuz Basan. Seni unutmak ne mümkün. Sizi pek bir özledim. Gözümüz eskittiğiniz yollarda kaldı. Hünkârımız burada değiller sultanım. Nerede? Av köşküne gittiler. O Hürrem olacak yılan yine bir işler karıştırıyor validen. Adım gibi eminim. Paşa Hazretleri. Paşam. Ne işin var senin burada? Valide Sultanımız geldiler. Sizi acil görmek istiyorlar.
adil olmak istiyorum. Şu masum Savi'nin de küçük kalbini kırmak istemiyorum. İnsan kendisine ve ailesine karşı ne kadar adil olabilir? Bu mümkün müdür Süleyman? Hangi histir sana bu kararı verdiren? Kibir mi? Öfke mi? Yoksa aşk mı? Merhamet mi? Hangisi daha zordur Süleyman? Karar vermek mi? Kararından dönmek mi? Validem. Hayırdır kötü bir hadise? Kaybedecek vakit yok paşa. Hürrem mevzu iyiden iyiye ehemmiyet kazandı. Çıkardığı rezaletlerin haddi hesabı yok. Hepsinden haberim var. Ressam Leo meselesini de biliyorum. Burada, bu sarayda nasıl can verdiğini öğrendim. Validem. Şimdi bunları boş ver. Daha mühim bir meselemiz var. Hürrem aslanıma bir oyun oynadı. Nikah kıydırmak istiyor. Eğer bunda muvaffak olursa bu herkes için felaket olur. Hünkârım asla böyle... Süleyman dün gece Hürrem'in yanına gitmiş. Hala orada. Bugün değilse yarın istediğini alacak. Emeline kavuşacak. 100 yılı aşan zamandır kıyılmayan hanedan resmi nikahını kıydıracak. Tabii biri engel olmazsa. Validemiz mi gönderdi seni? Hayır sultanım. Ben merak ettim sizi. Hünkârımız burada kalınca telaşlandı tabii. Git, sevgili valideme söyle, az kaldı. Yakında geleceğim. Lakin döndüğümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstediğimi alacağım. Malum, şimdiye kadar ne istediysem elde ettim. Yine öyle olacak. Ben kazanacağım. Sultanım, aklımı almıyor. Hiç mi korkunuz yok? Hareme geldiğim ilk gün Nigar Kafa bana bir şey söyledi. Belki aklını başına toplarsan köle olarak kalmazsın. Eğitimini al. Çeneni kapa, uslu ol. Buradaki kızların hepsi sultan için hazırlanırlar. Seçilirsen ve sultanı mutlu edersen, bir de erkek çocuğun olursa Haseki Sultan sen olursun. Dünyayı sen yönetirsin. Hani bütün bu savaş niye diye soruyorsunuz ya. İşte bu yüzden. Harem ne ki? Ben dünyayı yöneteceğim. Aklınca haremi tek başına yönetmek istiyor. Kendi kulaklarımla duydum. Sıra sendeymiş İbrahim. Sonra da bende. Hepimizden kurtulacakmış. Vaka ben yaşadığım sürece buna cüret edemez kimse. Lakin aslanım öyle tesir altına almış ki bir gün gelir dünyayı yönetirse şaşırma. Devlet-i Aliye'nin bekası, hanedanımızın selameti için bu gidişata son vermek farz oldu. Benden ne istiyorsunuz Faridem?
Gül'a. Sultanım. Yüzün gülmüyor kaç zamandır. Hürrem'in yasını mı tutuyorsun hala? Çok mu üzüldün? Üzülürüm elbet. Hiçbir sultanım böyle bir menfur hadiseyi yaşamasını istemem. Gerçi hünkârımız dün geceyi av köşkünde geçirmiş dediler ama... belki de affedilmiştir. Gülağım, cami duvarına pisliyorsun. Haberin yok. Yürü git, asabımı bozma benim. Yürü! Sarıçıyan, sanki sana sorduk. Hatice'm, kıymetlim. Öğrenir öğrenmez gelmek istedim. Tebrik ederim. Sağ olun hünkâr. Biz de bir hayli sevindik. Ama bir yandan da korkuyorum. Rabbim yüzüne baktım üstleri yol. Sevincin gürültüsüyle yan korkularına. Evladın atan kalbi aldığı her nefes senin canına can katacaktır elbet. Dualarınızı eksik etmeyin. Gel otur aslanım. Ben de seni merak ettim. Geceyi av köşkünde geçirmişsin. Mihrimah'ı görmek istedim. Dönseydin o vakit. Haremden kovduğun bir hatunla kalman uygun değil. Ben istediğim yere gider, istediğim yerde kalırım validem. İbrahim nerede? Onu da tebrik etmek isterim. Çok sevinmiştir. Matrakçı! Paşam. Siz burada... Ne oldu, evinin yolunu mu şaşırdın? Akşam biraz fazla kaçırmışız paşam. Kim vardı yanında? Vali Bey. Yukarıda çağırayım isterseniz. Gerek yok. Seninle mühim bir mesele konuşacağım Atrakçı'm. Emriniz başım üstünde paşam, buyurun. Evvela bir ayıl, kendine gel. Sonra bul beni. Döndün mü dahi? Anlat bakalım. Neler yapıyor Hürrem? Hürrem Sultan bildiğiniz gibi değil validem. Bırakın nedamet getirmeyi, daha da bilenmiş size karşı. Neşesi yerindeydi. Hünkârımız dün gece av köşkündeymiş. Ne söyledi sana? Ben kazanacağım diyor. Az kalmış. Yakında hünkârın nikahlı karısı olarak dönecekmiş. Hayal dünyasında. Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş. Hayırlı sabahlar matrakçı. Ne hayrı? Yandık beyim, yandık. Hayrola ne oldu? Bir an evvel çıkalım şuradan anlatırım. Hele bir dur. Onca yiyip içtik, borcumuzu ödemeden mi gideceğiz? Gerek yok. İbrahim Paşa'mız ödemiş zaten. Nasıl ödemiş? İbrahim Paşa buraya mı geldi? Beni emretmişsiniz paşam. Mühim bir vazife için çağırdım seni. Çok tehlikeli. Siz emredin yeter paşam. En güvendiğin adamları topla.
kime, neye hizmet ettiklerini zinhar bilmeyecekler. Hata istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin paşam. Vazife nedir? Bugüne kadar düzenlenmiş en büyük düğün olacak hünkârım. Emrettiğiniz üzere hazırlıklara başladık. Âlâ. Düğünün görkeminden herkes haberdar olmalı. Hiçbir masraftan kaçınmadan gereken neyse yapmalısın. O düğünün sorumluluğu senin üzerinde. Bütün yabancı elçiler ve valiler orada hazır bulunmalı. Bizim zaferimizi karalamak isteyenlere şöyle okkalı bir cevap vermeliyiz. Ayrıca valide sultanın Kırım'daki akrabalarını da davet etmeyi unutmayasın. Mengi Girayhan ve ailesi. İlk onlar davet edilmeli. Emredersiniz hünkârım. Hatta davet mektuplarını bizzat yazacağım. Ayılabilir mi bari? Paşam ben... Halinden hiç memnun değilim matrakçı. Böyle olmaz. Mesken tutmuşsun kendine meyhaneleri. Artık senin bir düzen kurma vaktin geldi. Zira böyle gitmez. Ölüp kalacaksın benim koynunda. İtiraz istemem. Evlendireceğim seni. Kalfalarımdan Nigar Kalfa ile evleneceksin. Nigar Kalfa mı? Ne oldu? Memnun olmadın mı? Haşa paşam. Kendisi bir cihan güzeli. Lakin... benimle evlenmek ister mi? Senden daha iyisini mi bulacak Nasuh Efendi? Başına devlet kuşu kondu işte. Teveccüh buyurdunuz paşam. Derhal yola çıkın. Çocuklar uyuyunca da geri götüreceksiniz. Ona göre hazırlığınızı yapın. Validem, Hürrem Sultan saraya mı dönüyor? Allah yazdıysa bozsun. Ne dönmesi? Az evvel torunlarım buradaydı. Annelerini özlemişler. Bir görüp hasret gidersinler istedim. Gecenin bu vakti doğru olur mu? Başına bir iş gelmesin. Malum uzak yer, ormanın içinde. Ne oldu dayı? Ne vakittir Hürrem'i düşünür oldun? Ben şey validem... Merak etme. Emniyeti için her tedbir alındı. Bostancılar refakat edecek. Peki ya sen İbrahim? Sen kendi hırslarının kurbanı olmayacak mısın? Onun canını istiyorum İbrahim. İbrahim, sofra hazır, inelim mi? Gözlerinizdeki bu saadeti görmeyi çok özlemişim. Siz neden bu haldesiniz? Geldiğinizden beri dalıp gidiyorsunuz. İyiyim ben. Sizin ve evladımızın varlığıyla çok daha iyi olacağım. Anladım. Hemen gitmemiz lazım. Dışarıda bekleyin. Kesin hünkârımız istemiştir. Onun vicdanı yine el vermedi evlatlarından ayrı kalmama. Yoksa valide sultanımız ölse yapmaz bunu. Benim yerime de öpün koklayın sultanım. Esma, Mihrim'e sana emanet. Gözünüz arkada kalmasın. Şehzadelerinizle doyasıya vakit geçirin. O kadar çok özledim ki onları.
Ben hemen hazırlanayım. Gel. Haz odabaşım. Hayırdır da hayatım? Valide sultanımız gönderdiler beni. Öyle mi? Evet, dinliyorum. Hürrem sultanımızın saraya getirilmesi için bir araba gönderildi. Lakin emniyetinden şüpheye düştüler. Malum hava kötüledi. Bizzat sizin eşlik etmenizi buyurdular. Elbette. Sultanımız neden geliyor buraya? Temelli mi dönüyor saraya? Hayır. Evlatlarıyla hasret gidermesi için hususi izin verildi. Sonra geri gidecek. Anladım. Derhal alakadar olacağım. Yer kalfa. Buyurun sultanım. Gel şöyle karşıma. Seni severim. Bilirsin. Yıllardır hizmetimizdesin Allah şahit. Bir kusurunu görmedik. Deveciğini sultanım. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarım. Lakin artık kendi aileni kurup onların saadeti için çalışmanı istiyorum. Affedin sultanım. Anlamadım. Seni evlendirmeye karar verdim. Ne oldu? İstemiyor musun yoksa? Ne haddime? Siz öyle uygun gördükten sonra. Hayırlı bir kısmetin de var. Öyle değil mi İbrahim? Evet. Matrakçı Nasu Efendi ile konuştum bugün. İzdivacına talip oldum. Ne dersin? Evlatların biliyor mu geleceğimi? Haber verilmiştir elbet sultanım. Yavrularım. Nasıl sevinmişlerdi şimdi. Ne oluyor? Neden durduk? Yola kütükler düşmüş ağam. Nereden çıktı şimdi bu? Temizleyin yolu. Ne oluyor? Yolu kapatmışlar sultanım. Ah! Ah! Ah!
Aslanım. Hoş geldiniz validem. Bu vakitte geldiğinize göre mesele mühim. Bilmeni istediğim bir şey var. Hürrem'in saraya getirilmesini buyurdum. Ne demek bu? Sabah benim orada kalmamın uygun olmadığını söylüyordunuz. Şimdi Hürrem'i buraya getirtiyorsunuz. Öyle mi? Nereden icap etti bu? Torunlarım için. Bir hayli üzgünler. Daha fazla kayıtsız kalamadım. Ben de bir anneyim nihayetinde. Annelerini görüp hasret gidersinler istedim. Sonra derhal av köşküne yollayacağım. Bilhassa akşam gelmesini istedim. Kimseler görmeden gelip gider. Yine de bana sormanız icap ederdi. Hayır yapma! Benim çocuklarım var! Ben sana çok altın veririm. Çok! Çok altın veririm sana! Sakın yapma! Oh, no.